Değerli basın mensupları, bugün 15 Temmuz 2020. Hain FETÖ darbesinin 4. yılını geride bıraktık. Bu 4 yıl içinde Türkiye'de çok şey yaşandı ama kamu vicdanında, kamuoyunda hala hain FETÖ kalkışmasının ve darbesinin aydınlanmayan, kamuoyunca bilinmeyen, kuşku yaratan, kafalarda kuşku yaratan ve gerçekten bir yüzleşmenin yapılmadığı kanaatinin kamuoyunda yaygın olarak var olduğunu biliyoruz. Öncelikle 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin bekası, demokrasimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin namusuna halel getirmemek için canlarından olan 251 15 Temmuz şehidini rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde o gece darbeye direnirken gazi olan 2500'ü aşkın vatandaşımızın önünde de saygıyla eğiliyorum. Ancak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ayıba da hep birlikte şahitlik ediyoruz. Sayın Erdoğan'ın unutmaması gereken, esasen bilmesi ve anlaması gereken, daha ziyade de idrak etmesi gereken bir mesele var. 15 Temmuz kalkışması Erdoğan'ı, salt Erdoğan'ı hedef alan bir kalkışma değildir. 15 Temmuz kalkışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve demokrasimize yönelik bir kalkışmadır. Bunun böyle bilinmesi, böyle algılanması ve böyle değerlendirilmesi herkes için bir zarurettir. Bugün 15 Temmuz'un 4. yılında daha önce olmayan bir uygulamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturumu gerçekleştiremedik. Hoş bu özel oturum konusunda 15 Temmuz'un olduğu günün ertesinde toplanan meclis ilk özel oturumunu yapmıştı. 15 Temmuz 2017'de de özel oturum yaptık. 15 Temmuz 2018'de yapılmadı. Niye yapılmadığını hala anlamış değiliz. 15 Temmuz 2019'da tekrar bir özel oturum yapıldı. Ve bu sefer 15 Temmuz 2020'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir özel oturum yapılmadı. Biz bunun neden yapılmadığı konusunu biliyoruz. Erdoğan her ne kadar bunu Covid bahanesiyle yapmamış, gelmemiş, yaptırmamış olsa da 15 Temmuz özel oturumu yapılsaydı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağını ve sorumlularını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacaktık. Aziz milletimizin büyük bir dayanışma göstererek 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan 338 milyon liranın neden şehitlere verilmediğinin hesabını soracaktık. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir özel oturum yapılmış olsaydı FETÖ borsasını kimlerin kurduğunu, kimlerin hangi paraları alarak FETÖ'cüleri tahliye ettirdiklerinin hesabını soracaktık. Biz bugün mecliste özel oturum yapılmış olsaydı hangi FETÖ'cü rektörlerin FETÖ'cülerin rektör olarak atandığının hesabını soracaktık. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eğer bir oturum yapabilseydik FETÖ'cü olmayanların dışarıda FETÖ'cülerin dışarıda FETÖ'cü olmayanların gözaltına alındığını söyleyen AK Parti'nin sayın milletvekilinden bunu bize açıklamasını isteyecektik. Bugün bir özel oturum yapılsaydı
bir AK Parti milletvekilinin söylediği sözü mecliste tekrar etmesini isteyecekti ki o söz şudur. Hepimiz Pensilvanya'ya gittik. O dönemde ticarette, siyasette ve bürokraside yükselmenin yolu orasıydı diyen milletvekilinden bu sözüne bir açıklama getirmesini isteyecektik. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir özel oturum yapılmış olsaydı, İstanbul 1. Boğaz Köprüsü'nün girişine yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda kullanılan mermerleri hangi FETÖ'cünün şirketinden satın alındığını ve aynı o şirkete 15 Temmuz'dan önce 33,5 milyon teşvikin ne amaçla verildiğini soracaktık. Bütün bunları sorma imkanımız bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel oturum yaptırmamak suretiyle elimizden alındı. Sizler aracılığıyla bunları kamuoyuyla paylaşmayı da bir görev sayıyoruz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'da Türkiye yüzleşmemiştir. Masumlarla darbeciler birbirinden ayrılamamıştır. Adil Öksüz'ü bırakın, Adil Öksüz'ü kaçıranlar yargı önüne çıkarılmamıştır. Ama bu süreçte bir FETÖ borsası kurulabilmiştir. Ben Sayın Erdoğan'a soruyorum. Bir FETÖ borsası var diyen şahıs AK Parti'nin resmi üyesidir. AK Parti'nin resmi üyesi ve eski milletvekili sıfatıyla bir FETÖ borsasının varlığına işaret eden bu siyasetçi hakkında bir işlem yapmayı düşünmekte midir? Yoksa Erdoğan da FETÖ borsasının varlığını kabul etmekte ve buna göz mü yummaktadır? Bunu da merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar, FETÖ'nün askeriye, emniyet, yargı, jandarma, milli eğitim, sağlık, adalet ve tüm bürokrasideki ayakları şu veya bu biçimde ortaya çıktı. Bunların bir kısmına dokunulmadı, bir kısmı cezaevine koyuldu. Sivil toplum örgütlerindeki ayakları da çıktı, bir kısmına dokunuldu, bir kısmına dokunulmadı. Ama siyasi ayak deyince hoplayan bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Bugün ve dün mecliste yaşanan utançlar şunlardır. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yaparken meclisin tören bahçesinde kocaman bir tır gördüm. Bu tırın üstünde o gece tankların altında kalmış otomobiller vardı. Bu otomobiller bir garajdan toplandı, meclisin tören bahçesinin önüne koyuldu, sergileniyor. Kendi kendime dedim ki, Allah bunlara akıl versin. Otomobilleri unutmamışlar. O gece tankların altında, tank paletlerinin altında ezilen otomobilleri unutmamışlar. Ama demokrasi için canını veren 251 şehidimizi çoktan unutmuşlar. 2500 gazimizi çoktan unutmuşlar. Aracılığınızla buradan soruyorum. Vatandaşlarımızın topladığı azıklarından, rızıklarından fedakarlık yaparak verdikleri o günkü parayla 338 milyon, bugünkü parayla trilyonu geçmiştir. 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan parayı neden sahiplerine ödemiyorsunuz? Tekrar soruyorum. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralar nerede? Tekrar ediyorum. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan parayı ne yaptınız? Bunun cevabını Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden soruyorum. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehidimizin 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı müddetçe hem bu dünyada hem öbür dünyada iki eli de yakanızda olacak. Bu vebalden kurtulun. Allah'ım beni affetsin, milletimden özür diliyorum diyerek bu vebalden kurtulamazsın. Her vebalin bir bedeli vardır. Bu bedeli vebal sahibi olanlar, günah sahibi olanlar, kusur sahibi olanlar er ya da geç ödeyeceklerdir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve bugün bir tören.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı önemlidir. Allah sağlıklı kılsın. Allah sağlığını, ömrünü uzun etsin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı COVID'in arkasına sığınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum yaptırmamak suretiyle iki şey yapmıştır. Bir, benim sağlığım 600 milletvekilinin sağlığından kıymetli mesajı vermiştir. İki, biraz önce saydığım ve meclisteki özel oturumda soracağımız soruları kaçmış ve 15 Temmuz özel oturumunu da meclisten, genel kuruldan kaçırmıştır. Sorulardan korkmuştur, COVID'in arkasına sığınmıştır. Ancak bunu yaparken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 üyesi varken, sadece 61 üyesine davetiye gönderilmesi bir ayıptır. Bakın tam arkanızda koskoca bir meydan var. 5000 kişiyi çağırsanız ikişer metre arayla oturtabilirsiniz. Bu yapılmıyor. Anıtta 61 kişi meclisten, 13 kişi dışarıdan ve göstermelik, sembolikte birkaç şehit yakınını çağırmak suretiyle bir Cumhur İttifakı töreni yapılıyor. Tekrar söylüyorum, 15 Temmuz Cumhur İttifakı'na ya da Erdoğan'a karşı yapılmadı kardeşim. 15 Temmuz demokrasimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapıldı. Bugün yaşanan bir büyük utanç, bir büyük ayıp da katılımcılardan, davetlilerden, yani bizden COVID testi yaptırmadan oraya gelirseniz sizi törene alamayız telefonlarının makamlarımıza yapılmış olmasıdır. Bunu gerçekten anlamak, bunu bir akıl izanla izah etmek mümkün değildir. Ayıp çok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5, grubu bulunmayan da 6 siyasi parti var. Grubu bulunmayan 6 siyasi partiden sadece bir tanesinin oraya çağrılıp 5 tanesinin, 5 siyasi parti genel başkanının ya da meclisteki temsilcilerinin oraya çağrılmamış olmasının Türkçe karşılığı bölücülüktür. Türkçe karşılığı fitnedir. Türkçe karşılığı fesattır. Türkçe karşılığı nifaktır. Erdoğan, Beştepe'de ne yaparsan yap. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fitne, fesat, nifak ve bölücülük tohumları ekme kardeşim. Bunu da büyük bir siyasi edep dışılık olarak kayıtlara geçirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'da hesaplaşmak için Kasım Aralık 2011'de Erdoğan'ın telefonlarının dinlendiği işleme bir bakmak lazım. Bundan sonra 7 Şubat 2012 MİT krizine bakmak lazım. 17-25 Aralık'a bakmak lazım. Ve buradan yola çıkarak 15 Temmuz'a bakmak lazım. Bugün bu bahçede Erdoğan dedi ki, FETÖ'nün terör örgütü olması ile ilgili milat 17-25 Aralık'tır. 2013'tür. Ben şimdi soruyorum. Sayın Bülent Arınç'ı ve Sayın Hakan Fidan'ı MİT krizinden sonra Pensilvanya'ya niye gönderdi? MİT krizinden sonra belki yeniden uzlaşırız hevesiyle zeytin dalını niye uzattı? Ben şimdi soruyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Fehmi Koru'yu Pensilvanya'ya niye gönderdi? Ben şimdi soruyorum. 1994'te devlette devamlılık vardır. Milli İstihbarat Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor verdi. Bu raporda Fethullah Gülen'in CIA'in bir maşası, taşeronu olarak çalıştığı ve kullanıldığı Milli Güvenlik Kurulu'na bildirildi. Sen bunu görmedin mi soruyorum. Gene soruyorum. 2004'te Milli İstihbarat Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu'na FETÖ'nün terör faaliyetleriyle ilgili bir rapor verdiğinde sen başbakandın, neden bir işlem yapmadın? FETÖ ile aralarındaki kavgayı 17-25 Aralık'a bağlamak milletin aklıyla da alay etmektir.
Değerli arkadaşlar, AK Parti-FETÖ ilişkisi kadim bir ilişkidir. Suç ortaklığı gibidir adeta. Ne zaman ki devleti FETÖ'ye teslim ettiler ama FETÖ %51 istedi, kavga başladı. Hiç kimse unutmasın ve herkes bilsin ki AK Parti için FETÖ yargıda taşeron, devlette ortak, bankada patrondur. Bütün ilişkileri böyle yürümüştür. Ne zaman ki Fethullah Gülen devletin yönetiminde %50'lik hisseyi %51'e çıkarmak istediği anda ortaklık bozulmuştur. Bedelini de 251 15 Temmuz şehit ödemiştir. Bunun böyle bilinip algılanması ve Erdoğan'ın gerçekten samimi ise Allah'ım affetsin milletimden özür diliyorumla yetinmeyip kamuoyunun karşısına çıkıp şu sorulara cevap vermesi lazım. Ellerindeki baylok listesinde siyasetçilerin, baylok listesindeki siyasetçilerin isimlerini parti ayrımı yapmadan milletle paylaşması lazım. Erdoğan'ın aynı şekilde 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderlerinin tamamının, bakanların ve üst düzey yöneticilerin ve belediye başkanlarının görüşmelerini kamuoyuyla açıklaması lazım. AK Parti İstanbul eski il başkanının söylediği, o gece bazı bakanlara ve siyasetçilere ulaşamadık sözünün arkasına düşüp il başkanının ulaşmadığı bakanların isimlerini alıp millete teşhir etmesi lazım. Ve Erdoğan'ın yurtta sulh konseyinin belgelerinde adı geçen 15 Temmuz başarılı olsaydı kimlerin bakan, başbakan, üst düzey bürokrat, vali, ordu komutanı olacağına dair listeyi kamuoyuyla paylaşması lazım. Eğer 15 Temmuz'la mücadelede samimi ise bunu yapması lazım. Ve 15 Temmuz Meclis Araştırma Komisyon raporunu nereden, niçin, kimden sakladığını da kamuoyuyla paylaşması lazım. 15 Temmuz gecesi bütün üst düzey siyasetçilerin HTS kayıtlarını da aynı şekilde kamuoyuyla paylaşması lazım. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz'la ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılan çamurlar olsa olsa AK Parti'nin ve Erdoğan'ın eline yapışır. Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Eğer gerçekten samimi ise millete bir öz eleştiri vermesi lazım. Allah'ım beni affetsin milletimden özür diliyorum diyerek bu vebalden kurtulamaz. Tekrar altını çiziyorum. Bu vebalin bir bedeli vardır. Bugün yapılan toplantı anma töreni Cumhur İttifakı anma töreninden ibarettir. Bugün yapılan anma töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tamamını bağlamamaktadır. Ve bugün yapılan anma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 11 siyasi partinin sadece 3 tanesi katılmış. Diğerleri yapılan saygısızlıktan dolayı veya çağrılmadıkları için katılmamışlardır. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu vesileyle şunu hemen bilgi vereyim. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda baro kanunu olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifini, mecliste kabul edilen kanun teklifini Sayın Cumhurbaşkanı bugün itibariyle onayladı ve resmi gazetede yayınladı. Yarın Anayasa Mahkemesi'nden muhtemelen öğlen saatlerinde bir randevu isteyeceğiz ve bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yapacağım. Başvuru sonrası başvuru gerekçemizi de Yüksek Mahkeme'nin önünde siz basın mensuplarıyla paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum. Alırım. Peçete. İlhan Bey açıklamalarını daha sonra tavsiye etti, düzeltti.
tablonun Bellini tablosu olmadığına dair dedikodu ve tezvirat AK Parti kaynaklıdır muhtemelen. O ihaleye girenlere baktığınızda tablonun gerçek olduğunu zaten anlarsınız. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Tablo bütün İstanbulluların bir göz görebileceği şekilde, Ekrem Bey'den aldığımız bilgi o, kamuoyuyla paylaştığı bilgi de o. Bütün İstanbulluların en az bir göz görebileceği şekilde İstanbullulara açık, rahat bir alanda İstanbul halkının hizmetine sunulacak ya da İstanbul halkının beğenisine, ilgisine sunulacak. Hiç endişeye gerek yok. Bu vesileyle böyle bir iş yaptığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir kere daha alnından öpüyorum. Evet. Evet. Darbeye katılıp da affedilmenin şartları Erdoğan bakımından bellidir. Ya çok paran olacak, ya çok gizli sırlara sahip olacaksın, ya da AK Parti'de bir akraban olacak. Bunların dışındakilerin affedilmesi Erdoğan bakımından, Erdoğan'ın penceresinden mümkün değildir. Onu söyleyeyim. Erdoğan'ın o konuşmasını izledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren bir üslup ve tavır kullandı. Ama muhtemelen sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı da olsan Mustafa Kemal'e hakaretin bedelinin çok ama çok ağır olacağını görmüş olmalı ki sözlerini biraz eğip bükerek yumuşatma yolunu seçti diye düşünüyorum. Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretin toplum tarafından kabul edilemeyeceğini ve bedelinin çok ağır olacağını bilenlerdendir. Nedamet getirmek, Cumhurbaşkanı'nın nedamet getireni bırakalım diyen rektör değil mi? Pardon, Tarih Kurum Başkanı söylüyor, evet. Ben söylüyorum, Erdoğan için nedamet yetmez. Çok gizli sırlara sahipseler, akrabaları varsa, çok paraları varsa, işte FETÖ borsası da devreye girerek, onlar zaten cezaevine girmiyor. Yani biz darbeye karışanların en ağır şekilde cezalandırmasını destekledik, savunduk. Ama darbeye karışmayan, bulaşmayanların, Bank Asya'ya para yatıranların cezaevinde olmasını kabul etmiyoruz. Şunun için etmiyoruz. Bank Asya'nın eski yönetim kurulu üyesi, yani FETÖ'nün kontrol ettiği Bank Asya'nın yönetim kurulu üyesi şu anda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu'na atandı. Yönetim kurulu üyesini üst kurul üyesi yaptılar. 100 lira yatıran hapiste tutuyorlar. Bu Allah'tan korkmamaktır, kuldan utanmamaktır. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Evet, evet. Af yetkisi Erdoğan'a ait değildir, meclise aittir. Bir, yani nedamet getireni affetmek konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden af niteliğinde bir kanun olduğu için de nitelikli çoğunlukla bir af yasası çıkması gerekir. İki, ama Erdoğan şöyle zannediyor ki ve görüyorsa, yargı benim emrimde, talimatı veririm, şunları salın, şunlar kalsın derim düşünüyorsa, ki öyle düşünüyor, bu da hukuk devletinde kabul edilebilir ve olabilir değildir zaten. Büyük Türkiye hedefi için Tayyip Erdoğan artık sadece ve sadece bir engeldir.
Tayyip Erdoğan, Büyük Türkiye'de sade Tayyip Erdoğan'a ait değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği istikamettir, işarettir. Bu yolda Erdoğan gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sıcaktı, terledik. Yapacak bir şey yok. Bir peçete vermediniz mi? Duydum, terlenmedi.